Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, kurulduğu günden bu yana yaptığı 500. kemik iliği naklini Kansere Karşı Derneği ile birlikte kutlama kahvaltısı düzenledi. Ben bir Erciyes Üniversitesi mensubuyum. Erciyes Üniversitesi adına, Kansere Karşı Birlikte Derneği adına ve çocuk hekim olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. Kime? Kankaya destek veren, ki şurada gördüğüm herkes bir ucundan tuttu ve kankaya destek verdi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Kimi zamanını bağışladı, kimi vaktini bağışladı, kimi emeğini bağışladı, kimi parasını bağışladı ve bugünlere geldik. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu iş için öncelikle Ankara Üniversitesi'nde eğitim aldık. Sonra Amerika'ya gittik, Cincinnati. Gördüğünüz gibi Cincinnati Amerika'nın en iyi hastanelerinden bir tanesi. Ben gittiğim zaman şuradaki bölümde 20 yatakta nakil yapıyorlardı. Ve şuradaki bina inşaat halindeydi. Şimdi orada açıldı. 36 yatakta nakil yapıyorlar. Burası Amerika'nın en önemli hastanelerinden biri ve 36 yatakta nakil yapıyor. Şu anda bizim kurduğumuz hastane 40 yatakta. Yani 40 tane çocuğa aynı anda nakil yapacak kapasite var bizim hastanede. İnanılmaz. Ve sonucunda 500. nakile gelmişiz. 33 farklı hastalığa kemik iliği nakli yapmışız. En çok yaptığımız nakiller lösemiler, kanser hastaları, talasemi hastaları, kan hastalıkları ve doğuştan savunma sistemi olmayan hastalar. Kemoterapinin aldığını farkında olmasını istiyorum. Ve cidden dün Sayın İstanbul İl Sağlık Müdürümüz Kemal Memişoğlu da hastaneyi gezdi. Birazdan kendisinden de yorumlarını almak istiyorum. Cidden onun da tabirleriyle çok güzel bir hastane oldu. İnşallah çocuklarımıza şifa kapısı olur. Burası bir çocuk kanser merkezi olsun istiyoruz. Türkiye'nin en önemli çocuk kanser merkezi olsun istiyoruz. Çocuk kemik iliği nakli merkezi olsun istiyoruz. Kök hücre merkezi olsun diyoruz. Kök hücre çalışmalarımız var. İleride gen tedavilerine girmek istiyoruz. Şu anda Ekrem arkadaşım, Alper arkadaşım burayı yurt dışından akredite, hemofili ve talasemi merkezi yaptılar. Akreditasyonların biri çıktı.